Patronundan övgüleri aldı ya, heyecanlı tabii. Ablam sağ olsun. O çekimleri kurtarmasaydı ben bu kadar övgü toplayamazdım. Ay kızım, şu babanı çağırsana, çayı buz gibi oldu. Çağırayım annem. Alo. Ha, Turgut. Akşama yüklü geliyorum ha. Tamam, tamam. Hadi görüşürüz akşama. Hadi. Baba, bu paralar ne? Ya neyse ne, sana ne? Allah Allah. Güzel. Şevki nereye? Ne oldu yine? Ne oluyor Deniz? Bir şey olmadı anne, babam işte. Merhaba. Hoş geldin. Hoş bulduk canım. Ne kaynatıyorsunuz böyle? Bölmedim değil mi? Yok canım, ne bölmesi? Nasılsınız? İyiyim. İyi. Hoş geldin. Hoş bulduk. Hadi siz oturun. Benim içeride işlerim var. Ne oldu kızım ya? Niye keyifsizsin? Geldiğimden beri babam çok garip davranıyor Selma. Gece eve gelmiyor, geç geliyor, her gece halı sahaya gidiyor. Her gece. Yani çok garip değil mi? Yani saçma ötesi. Bir de bugün bir tomar parayla gördüm onu. Hadi be. E zengin olmuşsunuz, haberiniz yok desene. Yani bir şeylerden emin olmadan anneme söylemek istemedim ama. Bence de şimdilik bir şey söyleme. Ama sen de sıkma canını böyle ya. Ama ne bileyim Selma ya. Aa bak, yarın izinliyim. Eski çalıştığım mekanı da biçe çevirmişler. İki tane de biletim var. Gidelim biraz kafa dağıtalım. Ben yarın iş görüşmelerine gideceğim Selmacığım. Ben öyle mekanları sevmiyorum biliyorsun. Ya lütfen. Kırma beni. Hayır Selmacığım, ben sevmiyorum öyle mekanları. Gitmeyelim. Ya kızım yapma böyle ya. Zaten geldiğinden beri hiçbir şey yapmadık. Hadi gidelim. Kafa dağıtırız biraz. Of Selma, of. Seni kıramayacağımı biliyorsun tabii. Çok eğleneceğiz yarın, çok. İzmir'in bütün gençleri buraya akıyor artık kızım. Tamam da biz niye attık senden? Eğlenmeye başlayınca anlarsın. Şu organizasyondaki fotoğraflar çok güzel oldu. Vallahi kanka artık iş geldi mi sevinemiyorum. Ben bu kadar çok işe nasıl yetişemiş bilmiyorum ya. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Berke. Ne var? Ne haber Berke? Hayırlı olsun. Daveti alınca ben de şunları kapıp geldim. Çok sevindim sizi gördüğüme. Böyle alabilirim sizi. Selam, merhaba. Kanka bir arkadaşı gördüm, geliyorum ben. Merhaba Çınar Bey. Merhaba. Çınar Bey'im. Merhaba, iyiyim sağ ol. Merhaba, selamlar. Merhaba, 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 selamlar. Aman böyle heykel gibi dikilecek misin sen? Yüzemiyoruz bari, dans edelim. Lavabo ne tarafta Selma? Ne yapacaksınız şimdi, makyajını mı tazeleyeceksin? Selma, lavabo ne tarafta? Tamam bak, havuzun o tarafta. Tamam, çantamı bırakayım, bakarsın. Çınar Bey. Çınar Bey. Efendim. Deniz Hanım. Çok özür dilerim. Ben bir an başkası zannettim. Kusura bakma. Önemli değil. Bizimkinin konuştuğu Çınar Koca Bey değil mi ya? Nasılsınız? İyiyim, siz nasılsınız? İyiyim. Deniz, fotoğrafını çekiyorlar. Kim çekiyor ya fotoğrafını? Şurada. Çınar Bey, ne oluyor? Kim çekiyor?
Hemen geliyorum. Hemen siliyorsun o fotoğrafları. Niyeymiş? Uzatma. Sil diyorsam siliyorsun. Çınar Bey, ben işimi yapıyorum. Senin işin insanları habersizce röntgenleyip böyle gizlice fotoğrafları çekmek mi? Kimseyi röntgenlediğim falan yok benim. Kamusal alandayız. Bana bak. Laf ebeliyle üste çıkamazsın, hemen siliyorsun bu fotoğrafları. Sizden emir almıyorum ben Çınar Bey. İyi eğlenceler size. Dur bir dakika, ne oluyor ya? Bana bak. Sana bir daha söylemeyeceğim, hemen siliyorsun bu fotoğrafları. Ben de size silmiyorum dedim Çınar Bey. Ne yapacaksınız? Ya sabır. Beyefendi bakın buna hakkınız yok. Bizden izinsiz bizim fotoğraflarımızı çekemezsiniz. Ben işimi yapıyorum hanımefendi. Bizden izin aldınız mı işinizi yaparken? Ne yapıyorsunuz siz? Asıl şu an sizin yaptığınız suç. Polis çağırmak durumunda bırakmayayım. Bana bak. Çınar. Son kez söylüyorum Çınar, sana. Tamam. Duydun mu? Sen kimsin de polisi arayacağım diye bizi tehdit ediyorsun? He? Hemen siliyorsun. Kim için çalışıyorsun sen? Sen kim oluyorsun da bizi tehdit ediyorsun? Nerede ben çalışıyorsun bırak. Sen be? Çınar çabuk! Çınar çabuk! Yardım edin! Çınar baygın! Çınar baygın! Deniz! Ambulans çağırın! Çekil, polis çekil. Deniz! 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 Deniz kendine gel Deniz. Deniz. Deniz bana bak. Ben de kal. Deniz. Deniz. Kendine geliyor. Allah'ım çok şükür sana. İyisin değil mi? İyisin. Yavaş 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 yavaş. Ambulans yolda. Berke, hemen bana o adamı bulun. Ya çok şaşkınım. İçeriye nasıl girdi? Daha önce hiç görmedim. İnan tanımıyorum Çınar. Ama merak etmeyin. Kamera kayıtlarından kontrol edeceğim. Kusura bakmayın, çok özür dilerim ya. Bütün kayıtları inceleyip hemen bulun o adamı. Tamam. Hemen Berke. Tamam. Hemen. İyi misin? İyiyim. Bak ambulans yolda. İstiyorsan... Yok, gerek yok. Bir hastaneye gitsen iyi olur aslında Deniz. Ama iyiyim. Nefes alabildiğime göre iyiyim demek ki. Ya elim ayağım birbirine dolandı ya. Suat fotoğrafçılığı okusaydım bari de en azından yüzmeyi öğrenirdi. Selma, ben bugün sizde kalsam olur mu? Annem böyle görmesin. Ya delinin ettiği lafa bak. Sen gitmek istesen de ben bırakmam seni. Olmaz öyle şey, ben bırakırım sizi. Yok, çok teşekkür ederim. Çok iyi olur, çok iyi olur. Ne kadar kibarsınız. Gidelim mi? Saat çok geç oldu. Nerede kaldı bu kız? Bir arasana. Ya anne Selma ile birlikte işte. Rahat bırak biraz kızı. Takılsın arkadaşlarıyla. Yeni geldi zaten. Hah. Nasıl bir enerji yolladıysan arıyor bak. Efendim abla. Ha, öyle mi? Tamam ben söylerim. Tamam tamam merak etme. Hadi öpüyorum iyi geceler. Ne diyor kızım? Ablam bu akşam Selma ablalarda kalacakmış. Anne merak etmesin dedi. Ya ne işin var Selmalarda? Çık gel işte. Ya anne zaten kız Trabzon'da yıllardır bizden uzakta yaşıyordu. Yani şimdi şurada iki sokak ötede kalması mı sorun? Ya kızım hemen Aysel Sultan. Ama biz büyüdük artık bizim için. Hadi oradan. Anneleri için çocukları hiçbir zaman büyümez. Eyvah, yandık biz o zaman. Teşekkür ederim Çınar Bey. Hayatımı kurtardınız. Teşekkür.
teşekkür etmeni gerektirecek bir şey yapmadım. Asıl ben özür dilerim. Benim yüzümden oldu hepsi. Siz iyisiniz değil mi? Bir şeyiniz yok. Ben iyiyim, merak etmeyin. Tekrar çok teşekkür ederim. Hoşça kalın. Görüşmek üzere. Deniz, kendine gel Deniz. Deniz. Deniz bana bak. Bende kal. Deniz. Ne oldu? Ne yapıyorsun burada sabah sabah? Sana da günaydın baba. He, günaydın. Ne oldu? Yetiştirdin mi annen her şeyi? Ne oluyor? Neyi yetiştirecekmiş bana? Ha şey, baba kız konuşuyorduk ya. Değil mi kızım? Ya bir sabah da erken uyanın ya. Madem erken uyandınız kahvaltı hazırlayın. Açlıktan öldük be kardeşim. Vaktinde yatarsan sen de uyursun. Günaydın benim Çiğdem ailem. Günaydın kızım. Günaydın benim güzel kızım. Niye sabahın köründe uyandırdınız ya? Biraz daha uyusaydık ya. Sen yine bir işler karıştırıyorsun ama... bu kıza niye böyle davranıyorsun hiç anlamıyorum. Nasıl davranıyormuşum ki ben? Bak yeni geldi diye sesimi çıkarmıyorum ama sen de haddini aşıyorsun. Deniz'i kimseye ezdirmem Şevki. Kimseye. Hem sen kıza laf sokup duracağına sabahın köründe nereden geldin onu söyle. Allah aşkına sen nereden geleceğim ya? Ya kahvedeymiş de ya da halı sahadaymış de. Yok yok. Sen bir işler çeviriyorsun. Dur bakalım çıkar kokusu nasıl olsa. Deniz'e düzgün davran. Seni bir daha uyarmayacağım. Seni de sevmem mi uyutmadı abla? Ne oluyor? Karadeniz'e gemileri batmış gibi bu sabah. Babam çok değişmiş olsun. Ya, ablacığım babam hep böyleydi. Değişen bir şey yok. Ne dedi de sıktı canını yine? Bana niye böyle davranıyor anlamıyorum. Ya ablaların en güzeli. Sen niye sıktın o tatlı canını bakayım? Her zamanki babam işte, boş versene. Aa. Sen niye Selma'nın kıyafetini giydin ki? Anlatırım sonra. Günaydın. İyisin. İyi misin kızım? Hadi kahvaltını et. Aşağıya demedin. Tamam anne, bıraktın oraya işte. Yerim sonra. Aç aç olmaz öyle. Hadi. Kahvaltını yap, ondan sonra yeniden yatarsın. Canım istemiyor. Artık bu konuyu konuşmaya gerek yok. Sen zaten her şeyi biliyorsun. Ailemizin adının hele bu saatten sonra böyle malzeme olması hiç hoş değil. Farkındayım Fehim baba. Daha fazla bir şey söylemeyeceğim. Yeter ki bir daha yaşamayalım. Anlaşıldı mı? Baba,
Bir daha seni böyle bir durumla karşı karşıya bırakmamak için elimden gelenin fazlasını yapacağım. Peki bu mesele gerçekten bitti mi diyorsun? Bitti. Geri dönülmez mi? Biz o evreleri geçeli çok oluyor baba. Ben Amerika'ya gitmeden önce bitmişti. Ben sizi üzülmeyin diye söylemedim. Evlat, önemli olan bizim değil, senin üzülmen. E madem bu defter kapandı bitti diyorsun, o zaman uğraşma böyle şeylerle. Ha? Unut gitsin. Bak, mutlu bir hayatın en önemli parçası başarılı bir evliliktir. Ben seni sadece iş hayatındaki başarılarınla değil, mutluluğunla, huzurunla da gurur duymak istiyorum. Deniz! Deniz kendine gel, Deniz! Deniz! Deniz bana bak, ben de kal. Deniz! Kendine geliyor, kendine geliyor. Bu yüzden de düzenini kur diyor. Yaş kemale erdi, hatta geçiyor. Düzen kuracağım diye yanlış bir maceranın içine atılmak istemiyorum baba. Hem sen demez miydin, iş olmadan yuva kurulmaz diye? Önce bir işi kuralım, artık sonrası kendiliğinden gelir. Seni köfte or seni. İşte böyle, az kalsın boğuluyordum. Uf abla, ya sana bir şey olsaydı? Çınar, yani Çınar Bey, eğer suni teneffüs yapmasaydı şu an hayatta olmayabilirdi. Yalnız bayağı dizilerdeki gibi, suni solunum ayağına öpüşüp aşık olan genç çift. Ya saçma saçma konuşma Öykü. Ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Ben sana boğuluyordum diyorum ya. Ya ben şaka yaptım, güzelim benim. Zaten benim öyle aşkla meşkla uğraşacak vaktim yok. Kimse kusura bakmasın. Sen de olmuşsun zaten. Ne? Olmuş muyum cidden? Ya. Hayır, olmadı. Sana yeni kıyafetler alalım. Olur mu? Olur. Hatta süper olur. Bu Çınar meselesini de artık kapat lütfen. Bilsin. Ben ne söylüyorsam senin iyiliğin için söylüyorum. Senin üzülmeni istemiyorum. Anne, ben bu konudan bahsetmek istemiyorum. Ama ben istiyorum. Duyguların yenik düşüp kendine zarar verecek bir şey yapma. Aklını kullan. Sen akıllı bir kızsın. Söyle tek. Başlıyoruz artık. Nihayet. Kendini hazırla. Sen de çıkınca işler çok daha büyüyecek. Ben öyle bir hazırım ki. Yıllardır hep bu anın gelmesini bekliyordum. Elimde bir çakı olsa,
kılıçla donanmış bir ordunun içine dalar. Hepsini darba duman ederim. Bir de bu yaşadıklarımı bana kimin yaşattığını öğrenebilirsek. Bunca yıl bulamadık, o iş zor. Halit'i öldüren Orhan şerefsizini bile bulamadık. Bırak artık bunları da işimize yoğunlaşalım. İnsan içeride oturduğu yerden dönüp dolaşıp hep aynı şeyleri düşünüyor be kardeşim. Az kaldı, sabret. Şeyh'in hali hazırda Halit'in ölümünde kendisini suçlu hissediyor zaten. Zor zamanımızda bize el uzatanı karşılıksız bırakmak bize yakışır ama... Yakışmaz. Yakışmaz. İmardaki alan genişliği düzeltildi Yalçın Bey. Hiçbir engelimiz kalmadı artık. Tamam, siz işe devam edin. Detayları toplantıda konuşuruz. Geçelim isterseniz. Tamam. Efendim. Tamam oğlum. Sen fotoğrafları al gel. Modelliyle buluşalım. Tamam anne, tamam. Biz de şimdi Barış'la fotoğraflara bakıyoruz zaten. Buradaki iş bitsin hemen yanına geleceğim. Tamam. Hadi görüşürüz. Ne diyorsun? Biter mi? Biter gibi duruyor. Yani yardım edeyim diyeceğim ama. Zeki, sen de şu olanları kontrol et. Hallediyorum abi, tamam. Ne oldu o iş? Hangi iş? Yani bahsettin ya bana. Bir tane arkadaşımdan haber bekliyorum burası için diye. Sorma ya, ondan haber gelmedi. Ben sana bir şey diyeyim mi abi? Şu Deniz Hanım'ı bence bir daha bir dene. Hangi Deniz? O Deniz. Ya o Deniz. Bir dakika ya, siz tanıştınız mı? Çok garip şekilde hem de. Allah Allah. Nerede? Ne zaman? Anlatırım sonra. İyi kıza benziyor. Çınar da onu sevmiş gibi gözüküyor. Öyle mi diyorsun? Benim kadrajımdan öyle gözüküyor. Çağır gelsin bir an önce. E tamam, süper. Görüşelim. E ben o zaman hemen arıyorum. Ara tabii. Teşekkür ederim. Harikasın. Bol şans Mert. Kendine dikkat et. Zeki, ne yaptın? Zeki. Ha. Son yaptığım çizimlerim benim o kadar hoşuma gitti. O kadar içime sindi ki. İşte bir kanıtlarsam kendimi, gerisi kolay. Bir şekilde önüm açılır sonra. Hem Leyla'nın da artık bana güveniyor. Her şey gönlünce olsun canım benim. Bir de ben iş bulabilseydim neydi? Dur bakalım ablacığım. Hem bence moda çekimlerinde herkesi etkiledin. Belli mi olur? Bir şey çıkar belki. Bakalım. Mert. Mert. Ne haber? Ne yapıyorsun? İyi, ablamla dışarı çıktık. Bir şeyler içiyoruz sen. Afiyet olsun. Tam da zamanında aramışım o zaman. Güzel bir haberim var size. Ne oldu ki? Ya bu bizim Barış'ın stüdyosunda çalışacak profesyonel bir tasarımcı bakıyorlardı ya. Geçen gün Çınar'ın yanına da açıldı konu. Ben de ablana önermiştim. Barış'ı bugün tekrar hatırlattım. Bir gelsin konuşalım diyor. Ama onlar zaten galiba tanışmışlar. Mert, ne diyorsun? Gerçekten mi? Muhteşem bir haber bu. Siz gecikmeden bugün uğrayın stüdyoya. Barış zaten orada olacakmış bütün gün. Tamam, tamam. Çok teşekkür ederim Mert, çok sağ ol. Ne demek canım. Siz bir gidin bakalım. Ben de bir moda evine uğrayıp oradan yanınıza gelirim. Tamam. Tamam, öpüyorum. Haberleşiriz. Abla, müjdeni isterim. Ne oluyor ki? Hadi kalk kalk, gidiyoruz kalk. Nereye kızım, söylesene. Ya kalk, yolda anlatacağım ben sana, hadi. Öykücüğüm, nereye gidiyoruz abla? Ablacığım, gelir misin artık? Hayırdır kız? Yüzünde yine güller açıyor. Ha? Ay, dalga geçme Hayriye. Bak, anlat, rahatlarsın. Ne oldu? Vallahi dediğin gibi oluyor galiba. Şevki abin işte sabahlara kadar eve gelmiyor. Ay, hala mı? Ben sana demiştim. Bana da Ahmet demişti. O Turgut sağlam pabuç değildir diye. (Gülüyor)
Oğlum bu nasıl bir şanstır ya Turgut? 2 haftada aldığımızı bir günde verdik kardeşim. Oo, ettiğin lafa bak ya. Bu alem öyledir. Sürekli kazanamazsın. Bazen kaybedeceksin. Ama yan çizmek yok. Oyna. Devam. Devam. Oğlum nasıl oynayayım lan? Böbreğimi mi satayım? Hiç kafan da basmıyor ya. Açtırırız sana bir kredi. Kazanınca ödersin. Harbi mi ya? Yaparlar mı böyle bir güzellik gerçekten? Yaparlar, yaparlar. Ne de olsa arada ben varım değil mi? İyi. Çok teşekkür ederim. Afiyet olsun. Deniz, anlaştık mı? Hayırlı olsun diyelim mi? Diyelim, diyelim. Yani Barış Bey ne diyeceğimi bilmiyorum. Çok hızlı oldu, çok ani oldu. Çok teşekkür ederim. Bence bana teşekkür etme. Mert'e et, hatta Çınar'a da edebilirsin. Onlar olmasa ben seni tanıyamazdım. Çınar'ın işine verdiğin katkılardan dolayı ikimiz de zaten sana hayran kalmıştık. Çok sağ olun. Sağ olun değil, sağ ol. Anlaştık mı? Anlaştık. Süper ya. Ne güzel bir gün bugün. Evet ya, süper bir gün. Ve biz burada sıkışıp kaldık. Hikayenin baş kahramanı da geldi. Abla. Mert, hoş geldin. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ne yaptınız? Anlaştık, Deniz'le birlikte yürüyeceğiz. Oo, çok sevindim vallahi. Çok güzel bir haber. Teşekkür ederiz. Deniz, yarın gelip başlayabilirsin. Yarın mı? Yarın olmaz. Benim bugün başlamam lazım. Ablam diye söylemiyorum. Kendisi işkoliktir. Haberiniz olsun. Yalçın Bey'in de bildiği gibi imarla ilgili bir pürüz kalmadığı için artık her şey hazır Çınar Bey. Dosyayı bir inceleyebilir miyim? Tabii sizin içinde bir mahsuru yoksa. Ne mahsuru Çınar Bey? İş bizim işimiz. Buyurun. İmardan onay aldığınızı emin misiniz? Evet, evet. Bakın, onay hemen bu dosyada. Arazi genişletildiği için bir pürüz olmayacağını düşünüyorum Çınar Bey. Bu arazinin genişletilmesi mümkün değil Serdar Bey. Yan tarafı sit alanı. İmardan onay gelse bile bakanlıktan itiraz gelir buna. Gerçekten mi ya? Yalnız elinizdeki dosyanın haritası güncel değil Çınar Bey. Yani bakanlıktan bir itiraz olamaz. Çünkü gerekli her yerle görüşüldü ve yasal izinler çıkarıldı. Ben yine de araştırmak istiyorum. Neticede milyon dolarlık iş yapıyoruz değil mi Serdar Bey? Yarın öbür gün başımız ağrımasın. Hem Fehmi Baba böyle hatalardan hiç hoşlanmaz. Hoş geldin Sadık. Merhaba Fehmi. İstediğin dosyayı getirdim. Güzel. Bir şey fark etmedi değil mi? Fark etmiş. Hatta telefonu almaya çalışmış. Ama kim olduğunu bilmiyor. Bir süre o adamı uzaklaştırın. Ortalarda dolaşmasın. Tamamdır. Öbür taraf ne alemde? Mahmut diye biriyle görüşüyor. O da Tekin gibi kaçakçılıktan hüküm giymiş. Bizi ilgilendiren bir durum olduğunu sanmıyorum. Muhtemelen içeride arkadaş olmuşlar. Sanmıyorum, muhtemelen. Eskiden böyle muğlak bilgilerle gelmezdim. Tedbiri elden bırakmamak gerek. Ummadık taş baş yararmış. O Mahmut denen herifi detaylıca araştırın. Kimmiş, neymiş öğren. Tamam, ilgileneceğim. Hayırdır? Canın sıkkın. Ne oldu? Ne olsun baba? Tahmin ettiğim gibi. Çınar Bey daha dün geldi, bugün uzma kesildi başımıza. Problem mi çıkardı? Beyefendi imar iznini kendisi de araştıracakmış. Takılma bu kadar. Bırak araştırsın. Hiçbir şey bulamaz. Ya orası öyle ama... Aması maması yok Serdar.
Çınar ne anlar işlerin burada nasıl döndüğünden? Bırak kendini zirvede sansın. Arkasından diğer ittirdiğinde uçurumun kenarında olduğunu anlar nasılsa. Farkındayım. Farkındayım baba ama hali, tavrı beni gıcık ediyor. Etmesin Serdar. İşine bak sen. Bizim bundan sonra karda yürüyüp izimizi belli etmememiz lazım oğlum. Anladın mı? Anladım baba. Anladım. Haber için çok üzgünüm Ela. Böylesi hiç hoş olmadı. Merak ettim seni. Toparlayabildin mi kendini? İyiyim Ahu abla, sağ ol. Merak etme. Ben de anlamadım ki nereden çıktı. Kimin yaptığını bir bilsem. Kimse kim canım, sen moralini bozma. Neredesin sen? Evdeyim. Barış Bey. Barış. Ben dosyaları ayırdım. Revize olması gereken dosyaları da ayrı bir yere ayırdım. Kronolojik sıralama olması gerekenleri de neredeyse bitirdim sayılır. Artık çıkabilir miyim? Denizciğim, çıkmak için benden izin almana gerek yok. Burası senin de iş yerin. Beraberiz artık. Hem zaten 3 günlük işi 1 güne sığdırmışsın. Bazılarının senden çok şey öğrenmesi lazım. Abi, ayıp oluyor ama. Ya eminim ki benim de ondan öğrenecek çok şeyim vardır. Hem bence çok güzel işlere imza atacağız birlikte. Kesin. O zaman fotoğrafçılığa yeni bir çağ atlatıyoruz. Efendim yenge? Çınar, müsait misin? Müsaitim, stüdyoya gidiyorum. Söyle yenge. Ya şimdi bana kızacaksın ama... ben sabah telefonla Ela ile konuştum. Adını bile duymak istemiyorum. Dur az, dinle. Kendini iyi hissetmiyordu. Ben hiç iyi görmedim durumunu. Sonra defalarca aradım ama ulaşamıyorum. Yani başına bir şey gelmiş olmasın kızın? Yenge, Ela ile ilgili hiçbir şeyle gerçekten ilgilenmiyorum. Öyle deme Çınar. Kızın başına bir şey gelse sonra kendini sorumlu hissedersin. Yani ne olduysa oldu aranızda ama insanlık sende kalsın. Zaten Esin'in yediği halt yüzünden kız perişan oldu. Yenge, o kadar çok merak ettiysen bir adam gönder baksın. Ela kendisini savunmasını bilen bir kadın. Başına bir şey geleceğini hiç sanmıyorum. Ne bileyim, endişe ettim işte. Yani işim gücüm olmasa ben gidip bakacağım ama... ay sıkışıp kaldım. Ne yapacağımı bilemiyorum Çınar. Tamam yenge, tamam. Ben ilgilenirim. Ararım, olmazsa yanına giderim. Sağ ol Çınar. Çok makbule geçer. Haber ver bana, tamam mı? Olur, veririm. Görüşürüz. Mert, Çınar'dan haberin var mı? Yok, haberim yok. Ben az önce konuştum Çınar amcanla. Ela'yı görmeye gidiyormuş. Ulaşamamış ona. Ela'ya mı gidiyormuş? Babam nerede peki? Dönmedi mi hala? Bilmiyorum. Gelir herhalde. Arayalım bakalım. Tatlım, benim bir saat daha vaktim var. İstersen karşılıklı bir kahve içebiliriz ha? Ne dersin? Evin ışığı yanıyor. Kesin uyuyup kalmıştır televizyon karşısında. İlla yeniden terleyelim diyorsun yani.
Neredesin acaba Yalçın? Telefonuna ulaşılamıyordu. Eğer aklından geçirdiğin gibi bir şey yapıyorsan... ...bugüne kadar görmediğim yüzümü görürsün. Kim bu saatte? Bilmiyorum ki. Açmasan olmaz mı? Olmaz öyle Yalçın. Çınar. Kapıdaki Çınar. Ne? Çabuk banyoya çabuk. Ya saçmalama Ela. Bırak çalsın çalsın gitsin. Işık görmüştür Yalçın. Biz bu halde görsün istemezsin herhalde. Sürpriz bu böyle. Merhaba Ela. İyi misin? İyiyim. Dadın iyi olmuyor ki. Gelsene içeri. Yok gelmeyeyim sağ ol. Ahu yengem beni aradı. Sana ulaşamayınca merak etmiş. Öyle mi? Öyle. Biliyorum Ela. Ama bunun bir önemi yok çünkü ben... Neyse. Misafirim var galiba. Ben daha fazla tutmayayım seni. Allah kahretsin. Günaydın. Baba, iyi misin? Hasta falan mısın yoksa? Gördüğün gibi işte. İyi tamam görüşürüz. Deniz. Bir gelsene kızım. Hani şu geçen gece gördüğün paralar var ya. Onların hepsi kahve içinde. Ya ben çok büyük bir borca girdim. Ekstra işler falan yapıp para biriktiriyorum. Bunu annemden saklamana gerek yok baba. Anneni bilmiyor musun sanki ya? Paraların bende toplandığını falan dursa dır 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 başımın etini yer ya. Yani makinenin başında, o iğnenin başında zaten bütün gün kendini parçalıyor. Bir de bunlarla uğraşmasını istemiyorum. Anlıyorsun değil mi? Baba, biz aileyiz. Birbirimizden böyle şeyleri gizlememize gerek yok. Ben senin kızınım ve hep yanında olacağım. Bir sarılayım mı sana? Bu arada iş buldum. Hatta başladım bile. Hayırlı olsun kızım. Teşekkür ederim. Sen hiç dert etme. Yakında bütün maddi sıkıntılarımızı aşacağız. Ama benim şimdi gitmem lazım. Güle güle kızım. Sağ ol baba.